Mirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar il genelinde yapılan yol denetim noktalarından birine gitti ve ekiplerin çalışmalarını görüntüledi. İzliyoruz. 30'u büyükşehir, 31 ilde seyahat kısıtlaması vardı 18 Nisan'dan bu yana. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı ve aralarında Antalya'nın da bulunduğu 7 ilde seyahat kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu. Açıklamanın hemen ardından gördüğünüz gibi kontrol noktalarındaki, yani şehirler arası ulaşımın sağlandığı karayollarındaki kontrol noktalarında ciddi derecede yoğunluklar arttı. Tabii burada neler yapılıyor? Kameraman arkadaşım Emrah Gül hemen ekrana getirsin. Görüyorsunuz burada tüm araçlara, güvenlik kontrol noktasına gelen tüm araçlara uygulama yapılıyor. Seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor ve sürücüler, eğer seyahat izinleri var ise, Antalya'ya girişlerine izin veriliyor. Tabii görüyorsunuz burada polis ekiplerinin de hem sağlık ve çalışma koşullarına oldukça dikkat ettikleri göze çarpıyor. Siperlikleri var, maskeleri var, ellerinde eldivenleri var. İşte görüyorsunuz bir araç durduruldu ve önce ateşi ölçüldü. Ardından maske ve eldiven kontrolü yapıldı. Kimlik numaraları da alınacak. Şimdi GBT sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakılacak. Tabii diğer bir önemli noktada 18 Nisan'dan bu yana tüm ticari araçlar bu seyahat kısıtlamasından muaf tutulmuştu. Yine muaflar, ancak farklı bir uygulama var. Bu defa detaylı şekilde aranıyorlar. Aslında başından beri de detaylı aranıyordu. Biz de şimdi birine şahit olacağız. Hemen gördüğünüz gibi burada bir kargo aracı var. Görevli arkadaşımız, polis memuru hemen şimdi kimlik kontrolü yapacak. Isparta tarafından geliyorum. Isparta tarafından geliyorsunuz. Siz az önce şeyiniz... Ateşiniz ölçüldü. Evet, doğru mu? Ölçüldü, doğrudur. Ateş ölçümü yapılmıştı. Şimdi aşağı inecek ve aracın arkası açılacak, kontrol edecek. Tabii burada en önemli noktalardan biri de araçta uyuşturucu madde var mı yok mu? Jandarma ekipleri de bunu köpekler yardımıyla yapıyorlar. İşte görüyorsunuz bu köpek burada 7/24 görevli, adeta buranın bir personeli gibi şu anda içeri girdi. Bir arama yapacak birlikte tabii. Evet, şu anda aramayı yapıyorlar. Uyuşturucu madde var mı? Herhangi bir narkotik madde var mı? Onun kontrolünü yapıyorlar şu anda. Abi, evet, var mı herhangi bir şey? Herhangi bir pozitif tepki vermemiştir köpeğimiz. Evet, herhangi bir pozitif tepki vermediğini söylediler. Tabii eğer bu aracın da evrakları varsa ve belgeleri tamsa, şimdi birazdan geçişine müsaade edilecek. Yani taşıdığı malzemeler, ürünler belgeli ise, bunu belgeleyebilecekse geçişine izin verilecek. Şunu kaydetmekte tekrardan fayda var. Antalya'ya girişler, seyahat kısıtlamaları kaldırıldı diyoruz. Ancak İstanbul'dan, Ankara'dan Antalya'ya gelecek olanlar ve diğer 24 ilden gelecek olanlar yine seyahat izin belgesini almak zorunda diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.